6-8 Ekim olaylarında Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesinden önceki görüntüler ilk kez ortaya çıktı. 24'ün ulaştığı o görüntüleri Yasin Börü'nün babası Fikri Börü değerlendirdi. Görüntülerdeki herkes katliama ortaktır dedi. O görüntülerde kim oradaysa onlar hepsi katılmıştır o olaya. Hani o görüntüler şu an Emniyet Adalet Bakanı o görüntüleri araştırsınlar. Kim içine tespit edilmişse onlar hepsi şu an hani o görüntülere dahildir. Yasin'in babası Fikri Börü olaya müdahalenin FETÖ'cü polisler tarafından engellendiğini de ifade etti. Şu an FETÖ'nün bu 15 Temmuz darbesinden dolayı 6-7 Ekim olaylarında nasıl Güneydoğu'da kalmıştı ayağı, aynı o şekil paralarının aynısıydı. Yani o gün Güneydoğu'da kalkıp tüm Müslümanları katletmekti. Allah da onlara inşallah fırsat vermediler. Yani bizim çocukları şehit ettirmeden önce o binada kaldığı zaman kaç sefer telefona arayıp emniyet hiç sahip çıkmamıştı. Biz yani can güvenliğimiz yoktur sanki diyor. Siz emniyet olarak sen can güvenliğimi korunmak zorundasın. Yani şu an o gün oraya göz uman ben hepsinden ilk mahkemeden beri söylüyorum. Kimin parmağı varsa emniyet olsun, PKK olsun, HDP olsun, kimin parmağı varsa hepsinin yargılanmasını istiyorum. En önde yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. HDP'nin çağrısıyla sokağa çıkan teröristlerin katlettiği Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, 24 Diyarbakır temsilcisi Şeyh Muz Çakan'a da konuştu. 6-7 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır'da meydana gelen olaylarda Yasin Börü ve arkadaşları katledilmişti. Olayın üzerinden 2 yıl geçti. Baba Fikri Börü'nün acısı halen ilki gibi taze. Yasin Börü'nün babası, oğlunun katillerinin azmettiricisinin HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş olduğunu söyledi. Davacı oldu. Hala da o dava konusunda hiçbir şey açılmamış onlara. Soruşturma açılmamış. Adalet Bakanı'ndan yani şunu, bunların da yargılanması. Kimin parmağı varsa onların da yargılanmasını istiyoruz. Demirtaş'tır, Kışanak'tır, Zübeyda Zülmü, onların o gün aldığı emir. Halen oğlunun acısını yaşayan baba Fikri Börü, 6 Ekim'de teröristleri sokağa döken Demirtaş'ın yine sokak çağrısı yaparak provokasyon peşinde olduğunu ifade etti. Düşman etme hakkınız da vardır. Hani biz barış olarak her şeyi istiyor fakat şu an öyle bir şey gözükmüyor. Şu an hala da o zaman sokağa dökülen insanları şu an tekrar çağırmaya çağırıyorlar. İnşallah kimse o şekilde sokaklara dökülmez.